Sayın Karayalçın, art arda Türkiye'de sanki torbaya girmiş gibi günler, olaylar başladı bir anda. Bir anda oldu hepsi. HDP'nin kapatılması, Gergerlioğlu'nun mecliste yaşadıkları, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi. Öyle alelacele oluyor ki, oysa Merkez Bankası Başkanı faiz kararından dolayı değiştiriliyor. Bir bakıyorsunuz faiz kararı bir ay sonra değişecek. Ya o zaman acelesi neydi diye insan düşünüyor. Ve bütün bunlar hem AKP kongresi, hem kabine değişikliği, hem seçim söylemi, hem siyasi partiler yasası değişikliği falan, böyle bir acelesi var gibi iktidarın. Hepsini birden öncelikle sormak istiyorum. Ne yapmaya çalışıyor iktidar sizce? Semra Hanım, acele sözcüğü yerine ben panik sözcüğünü kullanmanın daha uygun olacağını düşünüyorum. AKP yönetimi panik içinde. Yani bu biraz önce bazı örneklerini saydığınız gelişmeler akılla, mantıkla, düzenle, sistemin düzgün işleyişiyle açıklanacak şeyler değil. Doğal değil bu yapılanlar. Bunları o nedenle de mantıklı açıklamanın çok olanaklı olduğunu düşünmüyorum. O nedenle de bunun bir panik durumu olduğu kanısındayım, onu ifade ediyorum. Aslında bir yönetememe hali var. Yani bu bence çok önemli bir saptama, yönetememe hali. Sonuçta yönetememe hali ortaya çıkınca ne yapacağını da tam olarak kestiremiyorsun, panikliyorsun, çok tutarlı olmayan eylemler sergiliyorsun vesaire. Şimdi devletlerin bir olağan halleri var. Devletlerin bir de olağanüstü halleri var. Bu olağan haller ve olağanüstü haller devletlerin anayasalarında, ilgili yasalarında tanımlanır. Aslında bütün tanımlar doğal olarak olağan hal için yapılmıştır. Ama bir de devletler olağanüstü hali gerektiren durumlar ortaya çıktığında onun düzenlemesini yapmışlardır. İşte haklar nasıl kullanılacak, özgürlükler nasıl değerlendirilecek, hangi önlemler alınacak, olağanüstü hallerin mesela bizim anayasamızda birkaç ayrımı da var. Yani bir terör nedeniyle ülke genelinde ülke bütünlüğünü tehdit anlamına gelecek terör söz konusuysa, eylemli bir kalkışma söz konusuysa bir bölgede ya da ülkenin tümünde önlem alabiliyorsunuz. Sağlık açısından bir sorun varsa, doğal afetler yaşanmışsa, iktisadi kriz söz konusuysa bunların tümü olağanüstü hal olarak tanımlanıyor ve olağanüstü halde yönetimin nasıl olması gerektiği de açıklanıyor yasalarda. Olağanüstü halde aslında bir düzen içinde işler. Çünkü anayasal, yasal tanımları vardır. Anayasalarda çok fazla yer verilemeyen bir de yönetememe hali var. Bu dediğim gibi Şu an yasalarda yok. yaşadığımız. Şu anda Türkiye yönetememe halini yaşamakta. Bu bir defa kargaşa demektir. Bunun bir kargaşa demek olduğunu bilmeliyiz. O yüzden de sizin biraz önce saydığınız tüm şeyler hangi günler bitmiş gibi hepsi bir arada olabiliyor ya da olmayabiliyor. Yani bir kargaşa yaşanıyor. Ayrıca yalnızca kargaşa ve düzensizlik değil, bir de bu iktisadi açıdan, mali açıdan çok ciddi pahalılık diye adlandırabileceğimiz, yüksek maliyet diye adlandırabileceğimiz sonuçlar yaratıyor. Geçen gün Sayın İbrahim Kahveci'nin Karar gazetesindeki yazısında yalnızca bir gün için, cumartesi günü için bunun 1 trilyon liraya yakın bir kayıp, bir maliyet yarattığına ilişkin bir hesaplama vardı. Yani artık yönetememe halinin, kargaşanın, beceriksizliğin bir parasal bedeli de var. O da ortaya çıkıyor. Tabii, bunun bir de yoksullaştırıcı bir etkisi var. Burada bir şey O daha nedenle ekleyelim mi Sayın Karayalçın? Şimdi bu yönetememe hali diye tarif ettikten sonra siz, hem pahalılık yaratan, yoksullaştıran bir sonuç yaratıyor AKP, hem kargaşa de yaratıyor.
bir sonuç yaratıyor sonuçta. Hem de bu bir ekonomik yoksullaşma sonucu yaratıyor. Hem de bugün bir Lebalep Kongre tap nokta mı diyelim, altın vuruş mu diyelim, Ankara'da öyle görüntüler geliyor ki halk sağlığı sorunu yaratıyor aynı zamanda. İnsanlar koronadan ölürken bir yandan da gerçekten yayılım sağlamış oluyor kongreler sayesinde. Direkt bir bağlantısı var. Şimdi çok hal doğru. Böyleyken ciddi zarar yaratıyor AKP Türkiye'ye demektir. Çok evet, yani iktisadi mali zararların yanı sıra sağlığa aykırı, sağlığa zarar veren gelişmeler de neden oluyor. Aslında bu bugün ortaya çıkmadı Semra Hanım. Galiba Rize Kongresi'ndeydi. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı Lebalep ifadesini hani kıvançla bir olumlu durum anlamında orada kullanmıştı ilk. Ondan sonra da bütün kongreler, siyasi toplantıların Lebalep olması gerektiği şeklinde bir gelişme yaşamaya başladık. Bugün AKP kongresini görmedim, büyük kongresini görmedim ama anlaşılan sizin dediğinize göre orada da bu yaşanıyor. Bunun altında yatan bence bu, özellikle bu Lebalep durumu içinde ayrı bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bunun altında yatan şu, her siyasi parti seçmen tabanını genişletmek ister, yeni oy kazanmak ister, bu çok doğaldır. Yorumcular, siyaset bilimciler AKP için göreve geldiği tarihten itibaren bunun çok ciddi bir biçimde uygulandığını, hemen hemen düzenli olarak AKP'nin seçmen tabanını genişlettiğini ifade ediyorlardı. Bu tür yorumlar yapıyorlardı. Fakat bir süredir bu durdu. Hatta oy kaybetmeye başladı. Şimdi AKP'nin ve yandaşı olan MHP'nin yöneticilerinin tabanı genişletme yerine bir panik halinde var olan tabanı tutma çabasına girdiklerini ve o zaman da olağan durumlarda olmaması gereken bir takım görüntüler sergilemeye başladıklarını gösteriyor. Yani bugün AKP'nin böyle bir mesaj vermeye ihtiyacı olmaması gerekirdi. AKP'nin bu büyük kongresinde vereceği mesaj çok düzgün, aralıklarla delegelerin oturulduğu falan ya da konukların serpiştirildiği bir görüntü vermesi gerekirdi. O AKP'ye bence, hükümet partisine, 19 yıldır yönetimde olan partiye daha büyük bir itibar kazandırırdı. Ama sizin anlattıklarınızdan benim çıkarttığım sonuç şu, bir panik hali var. Bir taraflarını, taraftarlarına, yandaşlarına böyle bir mesaj verilebilmesi için. Gösterme, kendini gösterme, büyük gösterme kendini hali. Kendini gösterme, bakın biz kalabalığız, evet. Lebalep, herkes geliyor falan. Böyle bir mesaja ihtiyaç olmaması gerekiyordu ama AKP bu mesaja ihtiyaç duyar bir halde şimdi. Yani dolayısıyla bir yönetememe hali var. Yönetememe halinin sağlıktan ekonomiye kadar çok ciddi olumsuzluklarını yaşıyoruz. Dış siyasette bunun olumsuzluklarını yaşıyoruz. Bir de mevcut tabanını tutma gibi panik ifadesi olan başka bir çaba sergileniyor. Bence son günlerde yaşadıklarımızın yorumu böyle bir çerçeveye oturtulmalıdır Semra Hanım. Peki bu paniğin biraz daha altını acaba dolduracak olursak, yani ortada bir seçim yok, 2023'e kadar da yok diyorlar ama bir seçime gitme hali mi söz konusu, ne dersiniz? Yani bu ekonomi mi zorluyor? Seçime gitmek mecburiyetinde mi kalacak da bu paniği yaşıyor AKP? Şimdi bu Merkez Bankası'ndaki son değişiklikle birlikte bence erken seçim işaretleri bu kez AKP cephesinden de verilmeye başlandı.